arkamdaki hiçlikten korkuyorum. Yani kızı da o kuyulara sokacağım diye korkuyorum. Ama annem öldükten sonra baktım eve dönmenin bir anlamı yok. Bu adama nasıl katlanıyorsun? Sevenlerinin gözü kulağı yoğun bakımdaki ünlü oyuncu Necat İşler'den gelecek haberde. Niye gidiyor? Tepki vermeye başlaması zaten. Ya, evet. Burada bekleyen insanlar aynen. için ve diğer insanlar için yani haber bekleyen insanlar yani. İçin. Evet. İyi bir yanıt. Daha iyi haberler aldık, daha iyi haberler almak üzere gideriz. Muğla'nın Bodrum ilçesindeki özel hastanede akciğer enfeksiyonuna bağlı solunum yetmezliğinden yoğun bakımda tutulan Necat İşler'in hayati tehlikesi sürüyor. Ancak hastaneden gelen yeni açıklama yüreklere biraz daha su serpti. Başhekim Doktor Aydın Aksoy, ünlü oyuncunun tedaviye olumlu yanıt verdiğini aktardı. İşler'in karaciğer sirozu haberlerini ise yalanladı. Kasabalı. Dolaşım, solunum sistemine ve böbreklerine uygulanan yoğun bakıma özgü destek tedavileri sürdürülmektedir. Olumlu gelişmeler tam iyileşmenin gerçekleşmesi konusundaki ümitlerimizi arttırmaktadır. Hastamızın hala kritik süreçte olduğunu ve hayati riskinin ortadan kalkmadığını önemle belirtmek istiyoruz. Hastamız Necat İşler'in karaciğer sirozu olduğuna dair bilgilerin gerçek dışı olduğunu da belirtmeye ihtiyacı duyuyoruz. Hastamızda karaciğer sirozu yoktur. Farz-ı misal, içeri girdik diyelim. Yoğun bakımda tedavisi süren İşler'in yanına sadece ailesi alınıyor. Bilinci kapalı halde uyutulan genç sanatçıyı dostları yalnız bırakmıyor. Ünlü oyuncu Necat İşler'in hayati tehlikesi henüz ortadan kalkmış değil. Sinema ve TV dünyasından isimlerse onunla ilgili iyi haber alabilmek için hastaneden ayrılmıyor. Kendisini göremedim, iyi olduğunu öğrendim, cevap verdiğini öğrendim. Bu da bizi mutlu etti. Hastaneye gelenler arasında Bodrum Spor taraftarları da vardı. Necat İşler'in sağlık durumunu sadece sanatçı dostları yakından gözlemiyor. Aynı zamanda Bodrum Spor taraftarları da onun için iyi dileklerini sunmak için bir araya geldiler ve hastane önünde bekleyişlerini sürdürüyorlar. Kendisine acil şifalar diliyoruz. Bir Bodrum halkı olarak arkasında olduğumuzu ve dualarla buraya geldiğimizi beyan etmek istiyoruz.